Böyle ama yani Hanım, 20 kişi, 30 kişi, 40 hanım kişi. 14.500 kişi takip ediyor. Duymuyor orada. O da şey yapıyor. Bakalım dostlarımız şimdi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yanımda kim var? Yanımda sinemamızın belki de şu anda en uzun ömürlü, en yaşlı, değerli sinema sanatçısı Selahattin Fırat'la beraberim arkadaşlar. Selahattin Fırat sizlere selam söylüyor, gözlerinizden öpüyor. Evet. Şu anda arkadaşlarımız sizleri takip ediyor. Selahattin amcacığım, onlara bir şey söylemek ister misiniz? Tabii efendim, tabii. Efendim sizler varsanız biz varız. Sizler olduğunuz müddetçe biz unutulmayız. Biz hayali sanatçılarız. Sizin gözünüzün önünde olursak biz sanatçıyız. Hepinizin yanaklarından öpüyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum yavrum. Ellerinizden öpüyorlar. Herkes size Teşekkür çok ederim. selamlar. Heh, Babaya çok selamlar. heh. Ha, şimdi Bak beni harika güzelleştirdi hanım. Şimdi daha güzel oldum. Çok 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 sizlere selamım var. Hepinizi gözlerinden öpüyor arkadaşlar. Sinemcim, sevgili eşim, selamlar. Selahattin amcayla beraberiz. Canım ben. Eşin mi? Eşim de yayına geldi. Saygılarımı, sevgilerimi iletirim efendim. Onun da saygıları, sevgileri. Sağ Sabahtan olun. beri hep sürekli elini mutlaka öp, mutlaka selamlarımızı ilet Allah razı dedi. olsun. Allah bir kere razı Arkadaşlar, olsun. maşallah Allah uzun ömürler versin Evet. demiş bir arkadaşımız. Evet. Bütün bu vermiş olduğunuz kalpler Selahattin amcama gidiyor. O Yeşilçam birikimine gidiyor. Bir sürü kalp yolluyorlar size. Selahattin Fırat'la beraberiz arkadaşlar. Ziyarete gideceğimi söylemiştim hafta içi. Öpüyorum ellerinden sevgiyle demiş Sinem de, eşim de. Teşekkür ederim. Çok çok selam söylüyorlar arkadaşlar. Murat Arkın, Murat abicim selamlar. Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın da Öyle mi? yayında şu anda. Cüneyt'ciğim, ah Cüneyt'ciğim. Türk sinemasına gelmiş, dünya sinemasına gelmiş. Kendini yetiştirmiş tek sanatçı Cüneyt Arkın'dır. Onun da Kesinlikle. yanaklarından öperim, evladının da yanaklarından öperim. Murat abi çok selamlar sana. Selahattin abi çok seviyor seni. Deminden beri de zaten söyledi, anlattı. Ellerinizden öpüyorlar, çok selam söylüyorlar. Maşallah diyenler var. Azerbaycan'dan selam söylüyorlar size. Azerbaycanlılara hepsine selam ederim. Serhat kardeşimden selamlar. Yanaklarınızdan Nur yüzlü amcama selamlar. öperim. Sağ olun. denilmiş. Selahattin amcamız zımba gibi arkadaşlar. Eski Evelallah. tiyatro fotoğraflarını az önce beraber gördük. Yılların birikimi var şu anda elinde. Yılların birikimi var. Sevgiler, saygılar geldi bir tane daha. Ah canım benim. Pakistan'dan selamlar geldi. Hadi. Pakistan'a selamlar. Pakistan'dan selamlar geldi. Bize de İstanbul'dan selamlar. Arkadaşlar yanımda bir sinema tarihi var şu anda. Yani birçok sinema emekçimizle ben biliyorsunuz sohbet ediyorum. Birçok sinema emekçimizi sizlere tanıtıyorum ama o bir tarih. Yani o sinemamızın ulu çınarı, öyle söyleyeyim sizlere. Sarıyer'den selamlar var. Ah canım. Rabbim bu değerlere uzun ömürler versin demiş Allah bir razı olsun. arkadaşımız. Arkadaşlar çok teşekkürler katılımlarınız için, kalpleriniz için. Kalpler benden sizlere gelsin. Selahattin amcamla çok güzel bir röportaj yapacağım şimdi. Sesli bir röportaj yapacağım. Fotoğraflarını da çekeceğim. Blogda bütün ayrıntılarıyla hepsini sizlerle paylaşacağım. Sizlere çok 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 selamlar sunuyoruz. Giresun'dan selamlar Selahattin Aynen, amcacığım. Giresun'a İzmir'den selamlar. selamlar geldi. 42 kişiyiz yayında. Evet. Sizin Geri Bela Hüsnü'deki diyaloğunuzu yazmış. Osman geliyor. Ellerinizden öpüyorum demiş. Taksim Sinema Emekçileri standına uğrayacak mı Selahattin amcacığım demiş. Uğramaya çalışırım. Uğramaya çalışırım diyor Mustafa Bey. Uğramaya çalışırım diyor. Almanya'dan Köln'den selamlar Ah sizlere. canım. Köln'den de selamlar geldi. Şırnak'tan da selam geldi. Ah Şırnakçı. Hepinizin yanaklarından öperim.
Şırna, hepinize selam ederim. Balıkesir'den geldi. Üsküdar yapımdan Bülent abimiz. Çok kıymetli bir yapımcı abimiz Bülent abimiz. Evet. Hatta film yapmak istiyor bir tane. Orada sizlere de yer vermek aman istiyor. Aman başım üstüne, her zaman hazırım. Ay harika, her zaman. Sinemamızın evet. Çınarı hazır arkadaşlar. Balıkesir'den, Malatya'dan selamlar geldi. Şu anda en yüksek yayın şeyimizi görüyoruz Selahattin amcacığım. Sayenizde, sizin güzel gönlünüz sayesinde. Herkes çok selamlarını yolluyor tekrar tekrar. Oo, bir sürü bu yandaki kalpler hep sizlere. Van'dan selam canım, geldi. Ah canım. Van'dan da selam çocuklar, geldi. Çocuklar, gözlerim doluyor sizin böyle yapmanıza. Sizler bana hayat veriyorsunuz. Aynen maşallah maşallah. Almanya Dortmund'dan selamlar. İsveç'ten selamlar. Ah canım. Sağlıklı uzun ömürler diliyorlar hepsi. Selam ve saygılar. Augsburg'dan selamlar geldi. Ah canım. Augsburg'a çok çok selamlar. Kayseri'den selamlar. Ellerinden öperim diyor Selahattin amcamızın Allah diyor. Allah bin kere razı olsun. Ya şu anda Selahattin amcacığım dünyanın her yerinden Pakistan dahil. Evet. Sinop'tan selamlar geldi. Kayseri'den selamlar Allah geldi. Allah. Kahramanmaraş'tan selam geldi. Ah canım Kahramanmaraş. Benim memleketimin en güzel şehirlerinden birisi. Harika, vallahi harika. Çorum'dan selamlar geldi. Evet. Gurbette bizlere hayat verdiniz şu anda yazanlar var. Canım benim. Hamburg'dan selamlar var. Boyabat'tan selam veriyorlar. Allah Allah. Şu üstünü bir değiştireyim ben de. Değiştireyim. Bir saniye. Peki. Değiştirsin. Peki. Yani şurada, tamam. Şurada giydir. Hemen peki. Şimdi böyle çıkıyor. Güzel bir hırkayla aynen, geliyor Selahattin amcamız. Ümraniye'den selamlar. Şimdi geliyor kendisi tekrar arkadaşlar. Çok mutlu oluyor mesajlarınıza. Gamlı Baykuş'tan selamlar. Selahattin Fırat yanımızda arkadaşlar. Beylikdüzü'nden selamlar. Beylikdüzü'nde buradan selamlar. Aman sokamadın elini. Sokamadım yavrum. Aa, niye? Hayret bir şey. Şimdi geliyor. Erzincan'dan selamlar geldi. Afyon'dan. Şimdi geliyor Selahattin amcacığım tekrar. Şunu indiriver aşağıya. Ne oldu böyle? Terslik. Aa, dur bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Şimdi geliyor. Erzincan'dan selamlar geldi. Bir saniye. Ne olmuş ki? Biraz rahatsızdım. Evet. Selahattin amcacığım tekrar evet. Geldi. Şimdi ev modundan çıktık. Şimdi tam röportaj moduna geldik arkadaşlar. Evet. Evet. Selahattin Fırat. Tekirdağ Saray ellerinizden öpüyorum. Ah canım. Yedi Bela Hüsnü'nün kayınpederi. Yedi Bela Hüsnü. Ay sen de ekranda görünmeye çok bir şey. Vallahi. Yani. Ama ne kadar güzel olmuş. Özlemişim galiba. Değil mi? Her hali güzel Selahattin amcamın yazmış. Ah canım. Size güzel görüneyim diye bakın evet. Elbisemi değiştirdim. Harika. Kim değiştirdi? Dedi. Bu yaşta bu yakışıklılık hanım, maşallah. Hanım bana bakıyor. Hanımefendi işi dünya tatlısı bir hanımefendi. Sen de gel şöyle. Gel siz de gelin buyurun. Hanımefendi de selamları ver. Arkadaşlar yılların işte sanat camiasına örnek olması gereken bir çift. Evet. 60 sene. 60 sene arkadaşlar. 60 sene beraberiz yavrum. Beni hayata tutan benim hanımımdır. Ay 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 mükemmel bir şey. 60 senelik beraber. Evet. Malatya'dan sevgiler geldi. Erzincan'dan sevgiler geldi Selahattin amcacığım. Allah bu yaşta bu yakışıklılık helal olsun sana demişler. Ah canım sen güzel gözlerinle beni güzel görüyorsun. Ay ne kadar güzel. Lütfen Kemal Sunal'la ilgili bir iki anısını anlatabilir mi demiş. Selahattin amcacığım hatırlıyorum. Kemal Sunal hiç fotoğraf imzalamazdı hayranlarına. Bana bir gün fotoğraf bastırdı 150 tane. Hep ben imzalar verirdim sanki Kemal Sunal imzalamış gibi. Ay harika. Kemal Sunal'la 17 film yaptım ben. Son derece iyi bir sanatçıydı. Allah rahmet eylesin. Onun yeri bir daha doldurulamaz. Tekrar ediyorum. Nice Allah gani gani rahmet evet, eylesin kesinlikle, efendim. Kesinlikle. Elazığ'dan selamlar var. Yusuf Bey selam veriyor. Yusuf Bey çok güzel bir sinema koleksiyoneri. Ümit arkadaşımız, sevgili kardeşimiz iyi ki varlar diyor. İyi ki buradalar diyor. Ah canım. Veysel Karani filmindeki Bakırcı Usta rolüne bayılıyorum Selahattin evet, amcama evet, yazmış. Evet. Peki Cüneyt Arkın'la bir anınız var mı Selahattin amcacığım? Efendim Cüneyt Arkın'la çok anımız var. Ama kısa bir şey söyleyeyim. Bir gün onun filmiyle kaçtı 1970 mi ne
dördüncü Levent'te çalışıyoruz. Bir türlü öğlen oldu, yemeğimiz gelmedi. Dedim ki, Cüneyt Bey, hani bizim yemeğimiz filan dedim. Dur dedi, seni dedi birinci sınıf lokantaya götüreyim de sesini çıkarma, yemek daha gelmedi. Ondan sonra tekrar böyle bir şeyde Kilyos tarafında at üzerinde numaralar yapıyor, muazzam numaralar yapıyor. Biz de seyrediyoruz arkadaşlarla birlikte. Baktım tepeden at üzerine çıktı. Arkadaş dedim, bu atın üzerinden devrilecek. Allah. Öyle der demez bir devrildi. Ay. Kumun üstüne zıpladı tekrar çibinde ata. Hiç unutamam onu. Adıyaman'dan selamlar, Adana'dan selamlar geldi. Çok çok selamlar. Bu köyde sana deli sayı derler ama bence en akıllı sensin. Vallahi ya bu kadar sevgisiyle kalpler durmuyor Selahattin amcacığım. Yan tarafta kalplere abi. Basanlar evet, durmuyor. Evet. Arkadaşlar sorunuz var mı Selahattin amcamı çok yormadan? Bizi de buluştur, bizi mahrum etme demiş Yusuf Bey. Evet. Sözüm olsun, mutlaka inşallah kısa bir zamanda sizi de elini öpmeye getiririm. Kalbimdeki Acı filminden evet, Selahattin amcamızı tanıyorlar. Kalbimdeki acı Ferdi Tayfur'la. Evet. Kalbimdeki Acı'dan. Ferdi Tayfur ve Oya Aydoğan'ın babası. Evet. Oya Aydoğan'ın babasıydım. Diyarbakır'dan selam geldi. Azat Bey'den. Diyarbakır'dan selam geldi. Selamlar. Kadir Bey'den kalpler sizlere gelmiş. Sevgili dostlar. Yeni nesil için ne düşünüyor demişler Selahattin amcacığım. Efendim, yeni nesil sinemaya atılan arkadaşlarımı takdir ediyorum. Tabii bir dönem kapanacak. Bir dönem başlayacak. Hepsi Türk milleti olarak biz kabiliyetli insanlarız. Yazmada da, oyunda da, rejide de. Yalnız bizde bir eksiklik görüyorum, reji eksikliği. Evet. Bunu bulduğumuz zaman dünya sineması bizim önümüzde eğilir. Kesinlikle. Onun için arkadaşlarıma bu işi bırakmamalarını, hatta çalışmalarını tavsiye ediyorum. Hepsinin yanaklarından kutluyorum, öpüyorum ve başarıların devamını diliyorum. Ay harika bir cevap verdiniz. Evet. Ankara'dan selamlar, Ordu'dan selamlar. Ne kadar kibar ve güzel konuşuyorsunuz demişler. Arkadaşlar Selahattin amcamız sinemamızın çok kıymetli bir insanı olduğu kadar 1950'li yılların tiyatro sanatçısı aynı zamanda. 15 yıl devlet tiyatrosunda oynadım arkadaşlar. Evet, bu çok önemli. Yani çok affedersiniz. Kendimi methetmiyorum. Sıradan gelmedik biz. Evet. Biz çekirdekten geldik tiyatro sinemaya. Ve çok entelektüel bir insan kendisi. Evet. Hani birçoğu sinema sanatçımız sinemaya işte köyünden, kasabasından sırf filmlerde oynamak için gelmiştir. Evet. Selahattin amcamız eğitimli. Yani bayağı bildiğiniz tiyatronun dibinden, medresesinden gelmiş bir sanatçımız. Ertuğrul Muhsin benim hocamdı. Benim değil, bütün tiyatrocuların hocasıydı. Kesinlikle. Beni... Hatta devlet tiyatrosuna alırken imtihan ettiler. Hiç unutmuyorum. Mahir Canova baş rejisör, o da seyrediyor. Kulağına eğildi, şunu söyledi. Hiç unutmuyorum. Bu çocukta iş var Mahir, bırakma. Ay vay. Mahir Canova. Ertuğrul Muhsin bunu söylemiştir. Mahir Canova biliyorsunuz Civan Canova'nın da babası arkadaşlar. Evet Civan Canova, evet. İlk yani babası daha sonra ayrılıp annesinden Kartal Tibet'le evleniyor biliyorsunuz. Evet. İlk filmini ne zaman yapmış? Hangi filmde diyor Selahattin amcacığım? 1954'te Edi ile Büdü filmiyle sinemaya girdi. 1954 arkadaşlar. Bakın bu bilgiler Sinema Türk'te bile yok. Evet. Şu anda tarihe tanıklık ediyorsunuz. Evet. Çünkü Sinema Türk'te baya 80'lerdeki filmleriniz yazılı. Evet. Ferdi Tayfur'un Haram Oldu filminden. Evet. Arkadaşlar Tokatçı filminden hatırlayabilirsiniz. Yedi Bela Hüsnü filminden hatırlayabilirsiniz. Tabii. Samsun'dan selamlar var. Efendim TGRT'ye çok film yaptım. Mesela en son yaptığım film... Karaşahin. Karaşahin. Serdar Gökhan. Karaşahin. Bir de öteki... Getiremedim ya. Adını unuttum çünkü çok film oynadım. Evet. Şeyde ne vardı galiba? Çizme filminde Çizmede oynadım. Peki yeni... Sonra şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu, hala burada durur. 1900
63 en iyi yabancı filmin Oscar'ını aldım. Aa! Evet, işte orada duruyor. İnanılmaz. Evet, en iyi yabancı film Oscar'ını Türk filmi almıştı. Orada en iyi oynayan bendim. Oradan bana ödül plaket verildi. Harika, 1963. Yeni dönem oyuncularla ilgili ne düşündüğünüzü soruyorlar. Efendim, yeni dönem oyunculara biraz çalışmaları gerek. Bizim zamanımızda rolünü oynar adam giderdi. Hayır, gittiğin zaman çalışacaksın. Evet. Çalışacaksın. Evet, evet. Eğer o işte kalmak, o işte sebat etmek meşru istiyorsan çalışacaksın. Evet. Daima çalışacaksın. Kendini yetiştireceksin. Evet. Sinemaya yetiştireceksin kendini. Kesinlikle. Sen bir konuşma yaptığın zaman karşındaki insan ya bravo bu adam hakikaten sanatçı olmaya layık diyebilmeli konuştuğun kesinlikle, zaman. Kesinlikle. Değil mi kesinlikle efendim? Kesinlikle. Sonra Türkçemiz de yavaş yavaş kayboluyor. Çocuklardan rica ediyorum sinemada. Türkçemizi güzel konuşun. Evet. Güzel konuşun. İleri gelecek kuşaklara güzel Türkçe verin. Çok önemli ve Selahattin Fırat amcamız biliyorsunuz aynı zamanda seslendirme sanatçısı. Evet, seslendirme. 17 yıl dublaj yaptım. 17 yıl arkadaşlar. Evet, 17 yıl dublaj yaptım arkadaşlar. Allah ömür versin. Kimseler eskilerden kalmadı diyenler var. Resimler elbette ki var arkadaşlar. Fotoğraflarını evet. Çekeceğim, size getireceğim. Civan Canova, Kartal Tibet. Kartal Tibet, Civan Canova'nın üvey babası arkadaşlar. Evet. Öz babası değil, öz babası evet. Civan Canova'nın Mahir Canova. Kara Gurbet Oya'yı Doğan'a teklifini kabul etmediği için evden atmıştı. Bir onu hatırlıyorum. Kötü bir orada. Önce kızmıştım, sonra sevmiştim. Yazmış. Evet sevgili dostlar. Selahattin amcamızı çok yormak istemiyorum. Yok, sizler yok. De müthiş yorumlar yapıyorsunuz. Harika sorular soruyorsunuz. Sorabilirler. Son birkaç sorunuz daha varsa alayım. Derhal. Selahattin amcamıza söyleyeyim. Bence sizin döneminizden bugünleri yaşayaraktan anlatılmış ama maalesef ben sadece manken. Şimdilerde evet. Şimdilerde maalesef ki mankenlerin olduğunu söylüyorlar. Evet, evet. O dönem daha da çok önemli zamanlar. Selahattin Fırat amcama selamlar. Türk sinemasına katkılarından dolayı şahsım adına teşekkür ederim demiş. Ah canım, yanaklarından öperim. Çok selamlarınızı söylemiş. Ellerinden öperiz, başımızın üstünde kendisi demiş. Sağ olsun. Çok teşekkür edenler var sizlere. Eskilerden kimlerle görüşüyor demişler Selahattin amca. Eskilerden kimlerle? Şimdi samimiyetime inanın kimseyle görüşmüyorum efendim. Evet. Beylikdüzü'nde oturuyorum. Beylikdüzü'nde kendi halimde evde bazı çalışmalar, fotoğraflara bakarak eski zamanları evet. Hatırlamak. Böyle geçiyor günüm. Şimdi şunla görüşüyorum, bununla görüşüyorum dersem ayıp olur, yazık doğru, olur. Doğru. Evet, ellerinizden efendim. Öpüyorum demiş Meral Hanım. Ellerinizden öpüyorum demiş. Ben de yanaklarından öperim Meral Hanım. Peki Selahattin amcacığım, en çok film oynadığınız dönem 80'li yıllar mı yoğunluklu olarak? Efendim 75 ile 90 arası. 75-90 arası. Evet. Tamam. Bu önemli bir bilgi çünkü. Sinema Türk'te de 75'li yıllar evet. Hiç yok neredeyse. Evet. 81'de sanki bir patron evet. Rolüyle evet. Ferdi Tayfur'la başlamış gibi evet. Gözüküyor. Maşallah çok dinç. Allah nazardan saklasın. Ellerinden öperim denilmiş. Tonton amcam denilmiş. Al canım. Allah sağlıklı ömürler versin denilmiş. Bence Türk sinemasında şaşırma ifadesi veren en iyi sanatçımız Selahattin Fırat amcamızdır demiş. Evet. Bir oyuncu olarak onlardan çok şey öğreniyoruz ve sinemamıza sahip çıkmak istiyoruz demiş. Ah canım severim. Şimdi orada olmak vardı diyenler var. Evet. Aslen nereli demişler Selahattin amca. Efendim ben Ankara'nın yerlisiyim. Aa, Ankaralısın. Ankara'nın yerlisiyim efendim. Harika. Oo. Devlet konservatuvarının yanında oturuyordum. Onun için de konservatuvara girdim. Ankara'dan arkadaşlar. Evet. Rabbim uzun ömürler versin maşallah demişler. Sağ arkadaşlar olsun. Berber Latif doğru söyler. Ben Şahşem Malik denilen itin doğru bir iş yaptığına inanmıyorum. Sizin repliğinizi söylemiş. Ellerinden evet. Öpmek isteriz. Beylikdüzü'nün neresinde? Tekirdağ Saray uzak değil demiş. Bir Tekirdağ de bir filmde oynamıştım ben. Çok o benim hoşuma gitti. Hangi güller yüzdür ki yere akmadı? Hangi ceylan gözdür ki yere bakmadı? Harika. Evet. Sizin gibi üstadlar bir daha bir gelmez demiş. Süper maşallah ellerinizden öperim saygılar demiş. Kemal Sunal'la ilgili bir anınız var mı diyor unutamadığınız?
Ya unutamadığımız anı kısa kısa olmuştur. Evet. Kısa kısa olmuştur ama şu an bir şey söyleyemem. Şu an bir şey yani, yok. Peki Kemal Sunal'la ilgili çok ciddi ve filmlerinin dışında böyle biraz sert bir adam olduğu söylenir. Doğru muydu Selahattin Hanım? Sert değil efendim. Kemal Sunal konuşmaktan kaçınırdı. Ha. Kalabalıkta konuşamazdı. Hmm. Sinemada konuşur. Fakat böyle toplulukta asla konuşmaz, sessiz kendi halinde oturan bir arkadaşımızdı. Oo, evet. Çok çok önemli. Evet. Hatta siz bir gün bir söyleşinizde bir şey söylemiştiniz. Onu da burada belki buyurun, söylemek istersiniz. Kemal Sunal arkadan geçen adama kadar karar verirdi filmlerinde demiştiniz. Evet, evet. Kemal Sunal oynadığı bütün filmlerde prensipal rollerin dışında kendisi karar verirdi. Çok önemli bilgi arkadaşlar. En küçük rollere şu oynasın. Prodüksiyon amirine şunu şunu getir, şunu şunu getir diye çok direktifler önemli verirdi ve yerine getirilirdi. Aa, çok önemli, çok çok evet, önemli. Peki ben sizler adınıza bir soru soracağım. Buyurun. Sinemadan para kazandınız mı Selahattin amcacığım? Efendim ben sinemadan para kazanmadım. İşte ben bu tiyatrodan kazandım para. Evet. Sinemadan evet, para kazanamadım maalesef. Evet, evet. Evet, kazandık. Ama kendimizi geçindirdik. Evet. Öyle astronomik rakamlar almazdık. Ailemi geçindirecek parayı alırdım ben şimdi. Tabii. Bunu itiraf edeyim. Mesela 300 lira, 400 lira aylıkla çalıştığı zaman bir vatandaş, biz günde alırdık 300 tabii lira, 400 lira. Tabii. Ama bu bize yetmezdi. Çeşitli nedenleri vardı. Eğer biz lokantaya gidip bir yemek yediğimiz zaman garsona bir fazla fazla bahşiş vermezsek bize gel babacığım, gel abiciğim demezdi. Tabii, bir boyacıya ayakkabı boyattığımız zaman sen 2,5 verirsin, ben 10 lira vermezsem vay babacığım güle güle demezdi. Tabii. Bu yüzden bizim masrafımız şimdi çok sanatçı olurdu olduğu için kendisi, sanatçılar evet o dönem biraz daha cüretkar davranmak evet zorundalar ücret konusunda. Doğal olarak kendisi haklı. Yeni dönemden kabiliyetli bulduğunuz bir oyuncu var mı deniliyor? Vallahi yeni dönemden şimdi ben pek seyrediyorum ama bir Haluk var, onun tiyatrosunu çok seviyorum. Haluk Bilginer. Haluk Bilginer'in evet tiyatro, yetenekli, kabiliyetli, tam sanatçı bir arkadaş. Aa, kendisini de tanımıyorum. Aa, takip ettiğim kadarıyla. Ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne evet kadar güzel. Sizler bizlere Yeşilçam'ı, Türk sinemasını sevdirenlersiniz demiş. Allah razı olsun, ne mutlu bize. Bir beyefendimiz. Hangi film şirketleriyle çalıştı diye bir soru var. Hepsiyle. Oo, hepsiyle. Ne kadar şirket varsa hepsiyle çalıştım. Hepsiyle çalıştım. Şimdi ben şöyle söyleyeyim, size de söyleyeyim, siz yanımdasınız. Yeşilçam sinema sanatçısı muhterem Selahattin Fırat burada yatıyor. Mezar taşım bu. Allah korusun. Allah korusun. Olur mu öyle şey? Ne yaptın? Böyle. Allah korusun. Böyle. Allah korusun. Olur mu? Olacak. Yok. Olacak. Yani bu siz zaten şu anda yani bu ufacık ekran dahil olmak üzere birçok filmlerde, birçok salonlarda, birçok ekranlarda siz hep varsınız zaten. Evet. Yani evet sizler çok kıymetli sanatçılar olduğunuz için bu bir son olmaz hiçbir zaman sizler için. Biz her an sizleri hep görüyor olacağız. Siz olduğunuz müddetçe biz unutulmayız. Ay, her zaman, her zaman ellerinizden öperim. Unutamadığınız bir rolünüz var mı? Şu filmimdeki rolümü çok seviyorum dediğiniz. Efendim şimdi hani Kemal Sunal'la oynadıkça evet bir deli rolü vardı. Ha, deli rolü. Onu evet hiç unutmuyorum. Hatta hatta ben oraya birkaç tane bir şey eklemek istedim. Evet. Rejisörüm dedi ki ya dedi olmaz dedi filan. Ben her rolü sever. Aktörün büyüğü küçüğü olmaz. Evet. Rolün büyüğü küçüğü olmaz. Aktörün büyüğü küçüğü olur. Kesinlikle. Küçücük bir rol verirsin aktöre, aktör onu dev yapar. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Koskoca bir rolü verirsin, aktör onun altında ezilir. Ya, onun ya, için ya, kabiliyetimizi gerektiği kadar vermeliyiz çalışmak. Kesinlikle. Yani. Unutulmaz hale gelmek evet için, kıymetli hale gelmek için bu çok çok evet önemli. Son bir iki soru alacağım. Buyurun. Selahattin amcamızı yormak istemiyorum. Azerbaycan'dan selamlar. Türkiye'ye Azerbaycan'dan selam da selamlar var sizlere. Azerbaycan'a selamlar. Sizler gerçekten büyük işler yapmışsınız. Kaçıncı kuşak olsak sizleri izliyoruz demiş bir arkadaşımız. Efendim siz zaten
gönlümüzdesiniz. Hiçbir zaman arkada gözünüz kalmasın demiş. Allah razı olsun. Filmlerinizi izlemekten çok keyif alıyoruz demiş. En severek oynadığınız filminizi söyledi cevabını az önce verdi Selahattin amcamız. Tokatçı filmi zannediyorum, evet, o film. Evet. Tokatçı filmi ve o ekol. Ben şeyi soracağım Selahattin amcacığım. Buyurun. Natuk Baytan'ı biraz anlatır mısınız? Şimdi efendim, Natuk Baytan Türk sinemasının en iyi yürekli rejisörlerinden birisiydi. Oo. Natuk Baytan'ın filmine bakın, bütün karakter oyuncularının hepsini görürsünüz. Böyle bir insandı. Çok kibar bir insandı. Bir de şunu söyleyeyim. Asla yemek geldiği zaman yemezdi. Ekmeği kağıda saracaksın. Peynir ekmeği kendisi alıp yiyecek. O kadar titiz bir adamdı. Aman ya. Beni de çok severdi. Fakat çok genç yaşta kaybettik. Ankara'ya rejisör tayin edildi. Ankara tiyatrosu şeyine, devlet şeyine. Fakat orada kaybettik. Natuk Baytan gitti. Benim çok samimi, çok iyi bir dostumdu. Allah rahmet eylesin. Allah gayne gayne rahmet eylesin. Evet. Ankara'dan selamlar söyleyen var. Sizi tekrar beyaz ekranlarda görebilecek miyiz demiş. Efendim, kısmet olursa, çağırırlarsa gideriz. Çağırmazlarsa koşmamıza imkan yok. Kesinlikle. Evet. Çağrıldığı zaman mutlaka yerinize hazır kıta dururuz diyorlar. Tabii. Gençlik resimlerine Selahattin amcamızın bizim sitemizden de bakabilirsiniz. Ben de çekeceğim birkaç tane fotoğraf sizlere ileteceğim arkadaşlar. Biz artık unutulduk. yokluk dönemlerinde o filmleri çekmek kolay değil. Şimdi teknoloji var, her şey kolay. Yeşilçam'a emekleriniz için sonsuz teşekkürler. Demiş. Selahattin amcama Allah uzun ömürler versin, saat versin demiş. Yine Allah uzun ömürler versin diyenler var. Saygılar diyenler var. Arkadaşlar, bugünlük yayınımız bu kadar. Evet. Selahattin amcamın sağlık durumu gayet iyi. Gayet iyi. Maşallah iyi. Gayet iyi. Sizler aradığınız müddetçe bana bir şey olmaz. Harika bu. Arkadaşlar, Selahattin amcamız sizlere hep selamlar söylüyor. Her zaman selamlar söylüyordu. Kendinize iyi bakın. Öperim Allah'ınızı. Var olun, var olun, var olun, var olun. Her zaman beraberiz inşallah. Yakın zamanda ben röportajı yayınlayacağım sizlerle arkadaşlar. Selahattin amcamız bir şeyler, selamlar, son bir selam vermek isterseniz. Çok güzel bir selam geldi Selahattin amcamızdan. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Çok sağ olun yayınına katıldığınız için. Neredeyse Türkiye'nin değil, dünyanın her tarafından selamlar verdiğiniz için. Var olun. Unutursak kalbimiz kurusun demiş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, sağ olun.